günlük bir somun ekmek, ailelerin her birine düşecek bir simit parasına çalıştırılan, çoğu güvencesiz, iş güvenliğinden yoksun bütün bu emekçiler Türkiye halkının yüz akıdır. Türkiye toplumunun yüz akıdır. Ama yaşamın hiçbir alanında bugüne kadar hiçbir iktidar döneminde hak ettikleri, layık oldukları değeri görmediler. İşte bunun gibi iş cinayetlerinde, maden ocaklarında, tersanelerde, inşaatlarda yitip giden yüzlerce, binlerce yaşam gibi 8 işçi kardeşimiz daha maalesef ki böylesi koşullarda hayatını kaybetti. Ben 8 işçi kardeşimizin de her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün ailelerine, bütün emekçilere, bütün topluma buradan başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı kurtulan bir arkadaşımız var. Umut ediyoruz ki kendisi de en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Bu duygularla onun da geçmiş olsun dileklerimizi kabul etmesini diliyoruz. Bizler geçen yıl bu parlamentonun çıkardığı iş güvenliği yasası nedeniyle bir kez daha iş güvenliğinden yoksun kalan bütün emekçilerin, bütün işçilerin, bütün yoksulların, ezilenlerin yanındayız. Onların yürüttüğü mücadelenin, bu onurlu duruşun burada da temsilini hasbelkader sürdürmeye çalışıyoruz. Umut ediyorum ki bu ve benzeri iş cinayetlerinden iktidar yeterli dersi çıkarır. Sermayeye peşkeş çekilen ucuz emek yerine hak ettiği, layık olduğu değeri gören, emeğin hak ettiği, değeri gördüğü günlere de hep birlikte kavuşuruz. Bu da mücadelenin gereğidir, boynumuzun borcudur. Değerli arkadaşlar, bugün aynı zamanda Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin işkencede katledilişinin 17. yıl dönümü. Sevgili Metin Göktepe'yi buradan bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Sıradan bir cinayetten söz etmiyoruz. Devrimcilerin cenazesinde çok açık bir şekilde kameraların önünde güvenlik güçleri tarafından katledilen özgür basının çok değerli bir emekçisinden söz ediyoruz. Bir kazadan söz etmiyoruz. Karakolda meydana gelmiş, üstü kapatılabilecek bir işkenceden dolayı ölümden söz etmiyoruz. Çok aleni bir şekilde, pervasızca işlenen bir cinayetten söz ediyoruz. Ve aradan geçen 17 yıla rağmen Türkiye'de ne bu zihniyete bir değişiklik olmuştur, ne basın emekçilerine yaklaşımda bir değişiklik olmuştur, ne de güvenlik güçlerinin hükümetin emriyle gerçekleştirdiği orantısız şiddette ve cinayetlerde bir değişiklik olmuştur. Maalesef ki 17 yıl önce katledilen basın emekçisi Metin Göktepe'nin sadece bu alanda katledilmiş ne ilk ne de son gazeteci olmadığını biliyoruz. Ondan önce de özgür basının çok değerli temsilcileri bu şekilde faili belli, açık bir şekilde katledildiler. Çoğunun failleri yargı önüne çıkarılmadı, siyasi sorumluları yargı önüne çıkarılmadı. Saklandılar, gizlendiler, korundular. Tıpkı Metin Göktepe cinayetinde olduğu gibi. Ben buradan bütün basın, özgür basın şehitlerini, bütün basın şehitlerini Metin Göktepe şahsında rahmetle anıyorum. Onların, özgür basın emekçilerinin yarattığı değerler bugün Türkiye toplumunda bütün ezilenlerin sesinin bütün dünya duyurulmasında en önemli araç, en etkili araçtır. Medya ambargosunun, medya tekellerinin, hükümet politikalarının medya üzerindeki terörünün kırılabildiği en özgür alanı temsil eden bütün bu basın emekçilerine buradan yine Metin Göktepe şahsında teşekkürlerimi, minnetlerimizi ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü grup toplantımızda müsaadenizle özellikle son bir haftadır yoğun bir şekilde tartışılan ve kısaca belki İmralı süreci olarak tariflenen, tariflediğimiz gelişmelere dair grubumuzun, bloğumuzun düşüncelerini, önerilerini, yaklaşımlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Elbette 30 yıldır kan ve gözyaşıyla devam eden ama 100 yıllık neredeyse bir geçmişe sahip, köklü, tarihi, siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik bir sorunu konuşuyoruz, konuşacağız. İmralı süreci olarak başlığını belki bugün tartışacağımız konu, bugün ortaya çıkmış, yarın da bitecek bir
sorun değildir. Ama gelinen aşama itibariyle herkesin çok serin kanlı bir şekilde tartışması, değerlendirmesi, varsa çözüm umutlarını büyütmesi, varsa eksiklikleri eleştirmesi, kansız, silahsız, şiddetsiz bir çözümü diyalogla, müzakereyle, onurlu bir barışı nasıl gerçekleştireceğimizi herkesin samimiyetle tartışması lazım. Bizim de özü itibariyle yaklaşımımız, niyetimiz budur. Bugün sizlerle paylaşacağımız her öneri, her eleştiri, sürece ilişkin her yaklaşımımız bu niyetten kaynaklıdır. Değerli Halkların Demokratik Kongresi'nin bileşenleri aramızda, Sol Yeşiller Partisi aramızda, bütün bu dostlarımızla birlikte, burada bulunmayan, dışarıda bulunan, bugün aramızda bulunmayan dostlarımızla birlikte çok uzun süreden beridir, yüksek sesle haykırdığımız barış, müzakereyle, diyalogla gelir sloganı bugün hayat bulabilir mi? Bugün pratikleşebilir mi? Bunun aynı zamanda dikkatli bir izleyicisi, takipçisi olarak buradayız. Çünkü çok uzun yıllardan bu yana bizler Kürt sorununun ve benzeri sorunların, demokrasi sorunlarının tek kalıcı, en ahlaki, en mantıklı çözüm yolunun müzakere olduğunu söyleye durduk. Bugün hükümetin eğer böylesine bir bakış açısıyla bu sürece yaklaştığına inanırsak, biz olsa olsa bundan memnuniyet duyarız. Fakat yakın zamana, yakın geçmişe, yakın tarihimize şöyle bir bakarak ancak bu yönü değerlendirirsek doğru bir tahlil yapmış oluruz. Her şeyden önce İmralı'da bir heyetin, resmi bir heyetin Sayın Öcalan'la görüşüyor olması, görüşmesi bizler açısından önemlidir. Bunun aleniyet kazanmış olması bu durumun bir kez daha, bir kat daha önemini artırır. Bizler açısından değerini artırır. Çünkü bu sıradan bir gelişme değildir. Aslında çok gecikmiş, çok geç kalınmış bir gelişmedir. Ama 14 yıl aradan sonra İmralı'da aleniyet kazanarak, kamuoyuyla paylaşılarak, kısmen şeffaf olarak bu sürecin girişiminin başlatılmış olması bütün bu değerlendirmelerin, yapacağımız tahlillerin dışında önemlidir, kıymetlidir. Biz böyle yaklaşıyoruz. Yıllardır bunun için çok büyük mücadeleler verdik. Çok büyük bedeller ödedik. Doğru olduğuna inandığımız için, kalıcı barışın bu şekilde gerçekleşeceğine samimiyetle inandığımız için söylemekten, dile getirmekten, haykırmaktan bıkmamıştık. Yeri geldiğinde coplanmıştık, yeri geldiğinde cezaevlerine atılmıştık, yeri geldiğinde taşlanmıştık, hakarete uğramıştık. Ama doğru bildiğimizi söylemekten asla geri durmamıştık. Bu nedenle bu süreci önemsiyoruz. Bu kazanımı önemsiyoruz. 14 yıldır bir adada tutulan bir halk önderinin isminin önüne sayın konuldu diye binlerce kişi hapislere atıldı. Posteri taşındı diye çocuklar, gençler, kadınlar sokaklarda coplandı. İsmi sloganlaştırıldı diye insanlar ağır hapis cezalarıyla cezalandırıldı. Fakat bir halk bıkmadı, yılmadı, inat etti, ısrar etti. Doğru olduğuna inandığı için, barışın gerçekten İmralı'dan geçtiğini adı gibi bildiği için bundan geri adım atmadı. Terörist başı dediler, bebek katili dediler, olmadık sıfatlar yakıştırdılar. Ama en nihayetinde aklın yolunun bir olduğu anlaşıldı ve bir resmi heyet aleniyet kazandırarak İmralı'ya gidip kendisiyle görüşmeye başladı. Bu nedenle biz bunu değerli buluyoruz. Doğru bir adımdır. Böylesine kritik bir süreçte atılmış mantıklı, makul bir adımdır. Kim ne derse desin, nasıl değerlendirirse değerlendirsin, her türlü tahriki yapmaya çalışabilirler. Her türlü milliyetçi, ırkçı hezeyanlarla saldırmaya çalışabilirler. Ama Türkiye'nin barışı, iç barışı bu adımla ancak başlayabilirdi. Bu çok önemliydi. Bu aşamanın sağ salim geçilmiş olması
kamuoyunun çok önemli bir kısmının, ekseriyetinin bundan mutluluk duyuyor olması, hükümetin aslında bu adımı atmaktan ne kadar geç kaldığının da göstergesidir. Toplum istemiyor, halk istemiyor, millet istemiyor, yalanına sığınmanın ne kadar yanlış olduğunu gösteren çok önemli bir gelişmedir. Her şeyden bağımsız biz bu gelişmeyi kıymetli, değerli bir gelişme olarak görüyoruz. Yine ikinci önemli bir gelişme, iki milletvekilimizin, Sayın Türk ve Sayın Ayla Akat Atan'ın 14 yıl aradan sonra ilk defa siyasetçi kimliğiyle adaya gidişlerine destek olunmuş olmasıdır. Bu da çok önemli bir gelişmedir. Yıllardır ifade etmeye çalıştığımız, son iki yıldır da neredeyse her ay düzenli olarak dile getirdiğimiz, Adalet Bakanlığı'na resmi dilekçelerle başvurup bu adımın atılmasının çok önemli olduğunu ifade ettiğimiz bir gelişme geçen hafta yaşanmıştır. Bunu da çok değerli buluyoruz. Çünkü siyasi bir konu ancak siyasetçilerin devreye girmesiyle çözüm aşamasına girebilir. Siyasi bir soruna siyasi bir yaklaşım ortaya konulursa ancak doğru bir adım atılmış olur. Biz bu vesileyle arkadaşlarımızın adaya gidişinin desteklenmiş olmasına, bunun önünün açılmış olmasına da büyük değer biçiyoruz. Bütün bu süreçlerde emeği geçen, destek olan herkese, özellikle de büyük bir mücadele yürüterek bu aşamaya getiren bütün halkımıza, bu bedeli ödeyen bütün dostlarımıza şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bazı konuların, özellikle basında, medyada, kamuoyunda çokça tartışılan bazı konuların netleşmesi açısından çok net ifadelerle görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Elbette ki medyada köşe yazarları veya bu konuyla ilgili çıkan haberler, kendi anladıkları, okuyabildikleri, edindikleri bilgiler çerçevesinde yazıyorlar, tartışıyorlar. Bütün bunlara saygı duyuyoruz. Ama bütün bunların tamamının doğru olduğunu kabul etmek imkansız. Bu tartışmalar güç verecektir, destek verecektir, katkı sunacaktır. Ama abartılı yaklaşımlar, olmayanı olmuş gibi göstermek, olanı olmamış gibi göstermek, bütün bunlar da elbette ki kafa karışıklığına, bulanıklığa yol açacaktır. Bir defa başlayan sürecin, başlayan girişimin bir AKP-BDP ortaklaşması olmadığını net bir şekilde tespit etmemiz lazım. Bizim hükümetle öncesinden oturup birlikte planladığımız, tartıştığımız bir süreç söz konusu değildir. Bu AKP'nin, hükümetin İmralı'da Sayın Öcalan'la başlattığı bir süreçtir. Partimiz ve bloğumuz iki arkadaşımızın İmralı Adası'na gidişiyle birlikte süreçten doğrudan haberdar olmuştur. Süreçle ilgili kısmi bilgi sahibi olmuştur. Bir AKP-BDP ortak projesi, ortak çalışması söz konusu değildir. Bu tespiti yapmamız gerekiyor. Yine İmralı'daki görüşmede tarafımıza iletilmiş, KCK'ye iletilmiş ya da halka, kamuoyuna iletilmiş ya da iletilmek üzere bize ifade edilmiş bir yol haritası, bir çözüm projesi, takvimlendirilmiş bir program yoktur. Bunu da net olarak ifade etmek gerekir. Böylesi bir yaklaşım, tartışmaların bu yönlü sürmesi belki de herkes olmasını istediği şekilde ifade ediyor deyip geçmek lazım. Onun ötesinde bu aşamada kamuoyuna, bize, hükümete, KCK'ye bizim aracılığımızla iletilmiş bir çağrı, program, takvimlendirilmiş bir çözüm önerisi yoktur. Ama
gördüğümüz şudur. Görüşmeyi yapan heyette de Sayın Öcalan'da da kararlı bir çözüm iradesi vardır. İsteği vardır. Bunun olgunlaştığını, taraflarda bunun olgunlaştığını tespit etme durumumuz vardır. İfade edilen de budur. Dışarıya verilen mesaj da budur. Bu sorunun diyalogla, konuşarak, tartışarak, meseleyi müzakere ederek çözme iradesinin olgunlaştığı, güçlendiği şeklinde bir tespitimiz vardır. Bütün bu tespitler ışığında şunu söyleyebiliriz. Şu aşamada başlatılmış bir müzakere söz konusu değildir. Bunun arayışları, bunun çabalarından söz edilebilir. Ama bir müzakerenin başlatıldığına dair bize ulaşmış somut bir bilgi yoktur. Henüz o aşama geçilmediğine dair en azından net bir bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve yine görebildiğimiz kadarıyla müzakere aşamasına geçilmesi hükümetin bundan sonraki tavırlarına, politikalarına ve pratiklerine bağlıdır. Çünkü taraflardan biri bu aşamada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Yapması gerekeni yapmıştır. Bu konudaki iradesini ve ilk pratiğini ortaya koymuştur. Bu konudaki kararlılığını, samimiyetini ortaya koymuştur. Şimdi sıra hükümettedir. Müzakereyi başlatmak istiyorsa ve hükümet başlatacağı sürece müzakere demek istiyorsa bütün bu müzakere mekanizmalarının tamamlanması gerekecektir. Her şeyden önce muhataplardan ve taraflardan biri olan KCK'nin sürece dahil edilmesi gerekecektir. Bu mekanizmanın tamamlanabilmesi için partimizin, Demokratik Toplum Kongresi'nin ve ilgili sivil alanın sürece dahil edilmesi gerekecektir. Bunlar tamamlanır. Hükümet de bu sürecin adına müzakere süreci der, arkasına siyasi bir irade koyarsa biz artık Kürt sorununda müzakerelerle çözüm aşamasına geçilmiştir diyebileceğiz. Henüz o aşamaya gelinmediğini, gelinemediğini bu aşamada tespit etmek, belirlemek gerekir. Şimdi hükümet kanadından son bir hafta 10 gündür yapılan açıklamalar, kullanılan söylemler, bu meseleyi ele alış biçimi, tartışma biçimi, bununla birlikte pratik, politik, sahada yaptıkları bir arada değerlendirildiğinde hükümetin ya niyetini sorgulamamız lazım, ya ciddiyetini ya da bu işi becerip beceremeyeceğini sorgulamamız lazım. Çünkü gelinen aşama ile hükümetin yaklaşımı arasında büyük bir ciddiyet farkı vardır. Bu da sütten ağzı yanmış bir halkın her bir ferdini haklı olarak kaygıya sevk ediyor. Güvensizlik yaratıyor. 100 yıllık bir sorunu çözme konusunda eğer hükümet ciddiyse her şeyden önce diline, üslubuna, herkesin yaklaşımına bunun sirayet etmesi lazım. Bu ciddiyetin sirayet etmesi lazım. Hele hele askeri operasyonlar devam edecekse, hakaretler, tutuklamalar devam edecekse, bilindik hükümet politikaları bir yandan devam ederken bir yandan da biz görüşürüz denilecekse, bunun adına da entegre proje program denilerek bu süreç yürütülecekse kimse birbirini yormasın. Konuşulsun, tartışılsın, silahsız, kansız olsun, acısız olsun ama kimse bu hükümetin ciddi bir programı var gibi düşünmesin. Entegre proje buysa bu saçmalığa son veririz. Böyle olmaz. Bu şekilde ciddiyetsiz bir yaklaşımla bu ciddi soruna ve ciddi sürece yaklaşılamaz. Öyle yendik, bitirdik, ezdik, şimdi sıra teslim almaya geldi şeklindeki yaklaşımı kimseye anlatamazsınız. Zaten İmralı'ya giden heyetiniz de bu amaçla gelmediğini açıkça söylüyor.
öyle yendik, ezdik, o yüzden geldik falan dendiği yok. Orada öyle demiyorsanız dışarıda da öyle söylemeyin. Çünkü yenme ve yenilme üzerine kuracağınız bir diyalog süreci başından itibaren sakıncalı, sıkıntılı olacaktır. Yenmişseniz, bitirmişseniz, iş teslim alma aşamasına gelmişse neyin müzakeresini başlatıyorsunuz ki? Teslim alın silahları, bitsin bu iş. Yok, durum öyle değilse gerçekten de şiddetsiz, silahsız bir yöntemle bu kalıcı barışı gerçekleştirmek istiyorsanız bunun da arkasına siyasi bir irade koymanız lazım. Yenme, yenilme, ezme üzerine, tasfiye üzerine bir söylem, bir politika daha başından herkeste güvensizlik yaratacaktır. Bu giriş aşamasında, bu girişim aşamasında eğer pratik güven verici adımlar atılacaksa bunun en önemli, en kritik adımı İmralı sisteminin ortadan kaldırılmasıdır. Madem ki müzakere edecek muhatap olarak kabul ettiniz Sayın Öcalan'ı, madem ki kendisiyle görüşmeyi aleni kamuoyunun bileceği bir hale getirdiniz, madem ki bu yaklaşımı çözümde önemli bir parametre, önemli bir adım olarak gördünüz, o halde bundan sonrası bu ilk adımın gereklerine uygun olmalıdır. Hükümet veya devlet adına görüşme yapan heyet ya da hükümetin başbakanın koşulları ile müzakere yürüttüğünüz diğer aktörün koşulları arasında uçurum vardır. Heyetinizin yüzlerce binlerce danışmanı, hükümetinizin sınırsız olanakları, özgür bir tartışma ortamı, özgür dolaşım ortamı var. Müzakerenin diğer aktörü ise bir adada 14 metrekarelik bir beton çukurda olacak. Bu koşullarda müzakere yürütülemeyeceğini herhalde bunu başlatanlar da biliyor olmalıdır. Ben daha önce de söylemiştim. En azından müzakereye geçileceği aşamada koşulların birbirine yakınlaştırılması lazım. Birebir denk olmasa bile yakınlaştırılması lazım. Herhalde bundan da Sayın Başbakan'ın İmralı Adası'na konulmasını kastetmiyoruz. Sayın Öcalan'ın koşullarının müzakere yürütebileceği koşullara, niteliklere kavuşturulmasından söz ediyoruz. Daha başından bu tartışmanın önünü kesmek, ben müzakere aşamasına geçmek istemiyorum aslında gibi algılanabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Çünkü müzakere aşamasına geçeceksek ve hep birlikte bu sürecin içinde olup destekleyeceksek, bütün aktörler, bileşenler hep birlikte biz bu barışı bu şekilde gerçekleştireceğiz kararını vereceksek, ilk adım olarak bunu hepimiz yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Böyle bir niyet var mıdır? Böyle bir gelişme olacak mıdır? Yakın zamanda, çok da bu işi uzatmadan birkaç gün içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde herkes bunu görmek isteyecektir. Bütün taraflar bu gelişmeyi görmek isteyecektir. Yine İmralı'ya başka sivil heyetlerin, başka milletvekillerinin, başka partilerin milletvekillerinin gidişinin, tartışmasının kolaylaştırılması gerekir. Bunlar da İmralı koşullarının düzeltilmesi, değiştirilmesi ya da İmralı sisteminin tümden kapatılması, İmralı cezaevinin tümden kapatılması şeklinde bir anlama gelebilir. Yol ve yöntem tartışılabilir. En makul olan, bu aşamada en gerçekçi olan, en katkı sunucu olan neyse bunu hep birlikte tartışabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Sayın Öcalan'ın KCK ile ve halkla doğrudan temas kurabileceği koşulların yaratılması gerekir. Bunlar da çok önemlidir. Biz bunları yıllardır söylüyoruz. İlk defa da ifade etmiyoruz. Fakat madem bu kritik aşamaya girdik, madem birileri elinin taşın altına koydu, bundan sonra da birileri elini taşın altına koyacak diyorsak, bütün bunların artık açıkça tartışılması ve formüllerinin bulunması lazım. Sayın Öcalan'ın tutuklu çok sayıda avukatı var. Bu avukatların tutuklanma nedeni tam da buydu işte. Müvekkilleriyle görüşmeleri
ve önceki diyalog ve müzakere sürecinin bir şekilde tanığı olmalarıydı. Bu defa bu müzakere diyalog girişimi aleniyet kazandığına göre dava konusuz kalmıştır. Davanın düşmesi, avukatların serbest kalması lazım. Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının artık müvekkilleriyle çok rahat bir şekilde görüşebilmesinin koşullarının da hızlı bir şekilde oluşturulması lazım. Yine aşamalarla ilgili hükümetin parlamentoyu bilgilendirmesi, meclis gruplarını bilgilendirmesi, kamuoyunu ve dışarıda parlamento dışında bulunan siyasi partileri bilgilendirmesi son derece önemlidir. Biz kendi payımıza Barış ve Demokrasi Partisi olarak elimizdeki bilgileri gelinen aşamayla ilgili düşüncelerimizi bütün partilerle paylaşmaya hazırız. Ama sürecin tüm sorumluluğu bizde değil, asıl baş sorumluluğu hükümettedir. Hükümetin bunu yapması, biz başta olmak üzere bütün partileri doğru bir şekilde bilgilendirmesi lazım. Bu hükümetin sorumluluğudur. Ondan sonra hangi parti destek verir, vermez, nasıl politika oluşturur, o da diğer partilerin kendi sorumluluğudur. Ama hiç kimseden bilmediği, tariflenmemiş, ucu açık, ne yaptığı, ne yapılacağı belli olmayan bir sürece gözü kapalı destek vermesini de hükümet beklememelidir. Bu yüzden şeffaflık bu aşamada ve önümüzde ilerleyen aşamalarda en kritik başlıklardan biri olacaktır. Böylesi bir dönemde ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimin başından itibaren destek sunmuş olması da değerli bir katkıdır. Ana muhalefet partisine düşen böylesi bir sorumluluktu. Bu sorumluluğunu yerine getirmiş olmasından biz memnuniyet duyuyoruz. Süreci hep birlikte toplum olarak, muhalefet olarak hep birlikte takip edeceksek, başarısı için her birimiz kendi cephemizden katkı sunacaksak, aynı duyarlılığın olası müzakere aşamasında ve sonraki aşamalarda da devam etmesi, bu desteğin sunulmasının da devam etmesi gerekir. Yine sürece katkı açısından bu aşamanın sağlıklı geçilmesi ve gerçekten de müzakerelere başlanabilmesi açısından da sonraki olası aşamalarda da sivil toplumun, medyanın desteği çok önemlidir. Diğer Kürt hareketlerinin ve partilerinin şahsiyetlerinin desteği çok önemlidir. Bütün bu destekler bir halkın çok uzun yıllardır yürüttüğü mücadelenin özgürlükle, demokrasiyle ve onurlu barışla sonuçlanması noktasında birlikte hareket edebilmelidir. Bütün bu destekler, dayanışmalar bir arada olabilmelidir. Bu konuda sivil toplum örgütlerinin en büyük rolü bu atılan adımın hükümet tarafından özellikle boşa çıkarılacak politik söylem veya pratik uygulamalarının yakından takip edilmesi, eleştirilmesi, öneriler yapılması suretiyle geliştirilmesidir. Kamuoyunun bu konuda hazırlanmasıdır, kamuoyunun desteğinin alınmasıdır. Sivil toplum örgütleri bu çerçevede rolünü oynayabilir. Türkiye'nin bu kadar büyük çoğunluğunun barış istediği bir ortamda bir grup bu konudan rahatsız olan ırkçı ve milliyetçilerin sesinden daha gür bir ses çıkaramazlarsa rolünü oynamamış olurlar. Medyanın desteği yine hakeza bu dönemde önemlidir. Destek dediğimiz şey sadece sürece ve hükümete destek değildir. Bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve sonuç alabilmesi için hakkaniyetli, adil hareket edebilmek önemlidir. Çünkü ortadaki sorun Kürt sorunudur. Kürtlerin yaşadığı trajedi sorunudur. Hak ve özgürlükler sorunudur. Medyada barış dili demek, hükümetin her politikasını tartışmasız desteklemek değildir herhalde. Ortada bir halkın özgürlük sorunu var, beklentileri var. Bu beklentileri es geçen, bu özgürlük taleplerini görmezden gelen bir barış dili, barış dili olmaz. Onun adı da barış olmaz. O yolda kısa sürede tıkanmaya mahkum bir yol olur. O yola da hiçbirimiz herhalde risk alarak girmeyi cesaret olarak görmeyiz.
medyanın bu aşamadaki desteği bu şekilde haklardan ve özgürlüklerden yana olursa inanıyorum ki en büyük destek olarak ortaya çıkacaktır. Partimiz ve bloğumuz üzerindeki medya ambargosunun kalkması çok önemlidir. Kendimizi bütün Türkiye toplumuna ifade etmenin kanalları açık olmalıdır. Son birkaç yıldır hükümetin koordinatörlüğünde, hükümetin talimatıyla, baskısıyla üzerimizde medya ambargosu olduğunu biliyoruz. Bizi televizyon programlarına çıkarmak isteyen ama bu tehdit nedeniyle çıkaramayan onlarca televizyon kanalının program yapımcısının olduğunu biliyoruz. Bizimle yapılmış ama yayınlanmaya cesaret edilmemiş röportajlar olduğunu biliyoruz. Madem ki barış dilini kuracağız, madem ki Türkiye toplumuna herkes çözümünü anlatacak, o halde bütün muhalif kesimlerin de özellikle de partimizin bloğumuzun üzerindeki basın ambargosunun kalkması lazım. Biz de derdimizi ve dermanımızı bütün Türkiye toplumuna özgürce anlatabilmeliyiz. Bu süreçte hükümetin entegre proje adını verdiği, entegre program adını verdiği şey, az önce de ifade ettiğim gibi bir yandan operasyonların sürmesi, bir yandan görüşme ise bu bir felaket olacaktır. Bakın, İmralı'da görüşmelerin yapıldığının açıklandığı günün öncesi, o gün ve sonrasında, o üç gün içinde yaşanan şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir yandan hükümet İmralı'da görüşme başlattığını açıklıyor. Aynı gün Lice'de yapılan bir operasyonla 10 PKK gerillası öldürülüyor. Doğu Beyazıt'ta bir Keçeki operasyonuyla belediye başkanı ve çok sayıda partilimiz gözaltına alınıyor. Üç gün içinde yüzden fazla insan çeşitli illerde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Aynı gün Diyarbakır'da görülen Şırnak Keçeki davasında toplam 417 yıl ceza veriliyor. Entegre dedikleri şey bu olsa gerek. Yargı baskısı devam edecek, askeri operasyonlar devam edecek, siyasi tutuklamalar devam edecek denilmek isteniyor herhalde. Peki bunlar devam edecekse, yaklaşım buysa, bunun adına nasıl müzakere diyeceğiz? Barışçıl çözüm yolu arama diyeceğiz. Bundan kesinlikle vazgeçilmesi, bu tehlikeli yola girilmemesi gerekir. 2011-14 Temmuz'unda Silvan'da yaşanan acı olay nedeniyle hükümet bu süreç bitmiştir, bu süreç kopmuştur dediğinde feryat figan koparanlar hükümet bu süreç başlamıştır dediği gün 10 PKK gerillasının öldürülmesine sessiz kalamaz kalmamalıdır. Ona sessiz kalanlar, bunu onaylayanlar, süreç bu şekilde gidecek diyenler kendini de kandırırlar, hükümeti de aldatırlar. Süreç bu şekilde işlemez. Biz en azından parti olarak asla böyle bir yaklaşımı kabul etmeyiz, edemeyiz. Dil üslupta değişiklikten söz ederken pratikte hiçbir değişiklik olmayacaksa, günlük yaşamımızı bile değiştirmeyecekse nasıl bir diyalog sürecinden, nasıl bir müzakere sürecinden söz edebilir insanlar? Buna nasıl güvenebilir, nasıl inanabilir? Bütün tarafların bu kurallara, bu ilkesel yaklaşımlara dikkat etmesini biz diliyoruz. Altını çizerek daha işin başında belirtiyoruz. Bu yaklaşım bu şekilde devam ederse bizim kaygımız odur ki zaten müzakere aşamasına geçmek imkansız hale gelebilir. Buysa entegre program, proje ve bu uygulamalar önümüzdeki günlerde devam edecekse bizim katkı sunmamız imkansız hale gelebilir. Hükümetin zaten güvensiz durumu, güvensizlik yayan durumu iyice su yüzüne çıkmış olur. Muhataplar arasında ayrım yapma, birbirine düşürme, kışkırtma, didiştirme girişimi. Bu çok ucuz bir yaklaşımdır. Daha önce defalarca denenmiş, sonuç alınmamış, sonuç alınması imkansız ve gereksiz bir yaklaşımdır. Bak hep söylüyoruz, 100 yıllık köklü tarihi bir sorundan söz ediyoruz, bunu çözeceğiz diyoruz. Çıkmış, bilmem kim kime racon kesti diyor.
Sen duvar yazısı mı yazıyorsun? Minibüs muavini misin? Siyasi danışman mısın belli değil. Ciddi olmanız lazım, ciddi. Bu mesele ciddi yaklaşımlarla, ciddi zihniyetlerle çözülür. Orta Doğu'nun en köklü, en ağır sorunlarından birinden bahsederken, bunun çözümüyle ilgili konuşurken, bu mudur diliniz, üslubunuz, yaklaşımınız bu mudur? Bundan mı medet umuyorsunuz? Bunların hepsi işte, hükümetin niyetiyle, hükümetin yaklaşımıyla, hükümetin çözüm zihniyetiyle ilgili herkeste tabii ki tedirginlik yaratıyor. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz AKP. Zaten politikalarını, pratiğini her gün sokakta her an yaşadığımız AKP. Sizi tanımıyor, bilmiyoruz, bilmiyor değiliz. Kendinizi her gün yeniden hatırlatmanıza, tanıtmanıza gerek yok. Biz sizi çok iyi tanıyoruz. Biz artık çözümü kabul edin diyoruz. Bundan vazgeçin diyoruz. Bundan vazgeçtiğinizi görmek istiyoruz. Bütün bu süreçlerin, bütün bu yaşananların, bütün bu az önce ifade ettiğim ilkesel yaklaşımların içinde belki de en önemlisi, bu 30 yıllık savaşta yakınlarını yitirmiş ailelerin, annelerin, babaların yaklaşımıdır. Ben buradan bütün şehit ailelerine, annelerine, babalarına seslenmek istiyorum. Bu savaşın belki de en acı faturasını siz ödediniz. Şu veya bu şekilde bütün bu olup bitenlerden payınıza düşen en acı kısmı oldu. Bunu her zaman hissettik, bunu her zaman anladık, yüreğimizde bütün bu acıları her zaman paylaştık. Ben buradan bir kez daha bütün bu ailelere Allah'tan sabır diliyorum. Bunu yaşayan bilir herhalde, evlat acısı dünyada en ağır acıymış. Ateş bu yönüyle düştüğü yeri yakar, yakıyormuş. Yaşayanlar bilir. Allah başka hiç kimseye göstermesin. Sizin çocuklarınızın, yani bizim kardeşlerimizin bu süreçte yitip gitmelerinden her gün, her an acı duyduk. Bunu yürekten, samimiyetle paylaştık. Şimdi geldiğimiz bu noktada sizlerin sunacağı destek, bütün bu desteklerin en kıymetlisi, en değerlisi olacaktır. Bu acıyı yüreğinde yaşamış olmasına rağmen başka analar ve babalar bu acıyı yaşamasın, bunu hissetmesin diye elini taşın altına koyacak her aile, her şehit annesi, babası kutsal bir iş yapmış olacak. Kim ne derse desin, hangi ırkçı, hangi provokatör saldırırsa saldırsın, sizin böylesine onurlu, erdemli bir duruşunuz bütün bu sürecin, bütün bu kapıların tek başına açılmasına yeterlidir. Ve ben bütün o annelerin, bütün acılı annelerin, babaların ellerinden öperek şunu söylüyorum. Bu süreç kaybettiğimiz bütün değerlerimiz adına bu ülkeye demokrasiyi, özgürlüğü getirmek için hepimiz açısından bir fırsat olabilir. Sizin sunacağınız destek bu evlatların, bu kardeşlerimizin mezarlarında inşallah rahat uyumalarına vesile olabilir. Ancak özgürlük gelirse, demokrasi gelirse, onurlu bir barış gelirse bunu sağlamamız mümkün olabilir. Sizler bu sürecin takipçisi olmalısınız. Hükümetin oyalama, kandırma politikası değil, kalıcı, onurlu bir çözümü gerçekleştirmesi için baskı unsuru olmalısınız. Destek olacaksanız barıştan yana olmalısınız. En çok barışı siz hak ediyorsunuz. Bu analar hak ediyor, bu babalar hak ediyor. O barışı, o ailelere armağan etmek de 30 yıllık savaş içerisinde yakınlarını kaybetmiş her aileye, her anaya, her babaya armağan etmek de bizim boynumuzun borcudur. Biz de böylesine bir özgürlük, barış ortamını bu ülkeye, bu topluma, bu halka
getirebilmek, sağlayabilmek için payımıza ne düşüyorsa yapmaktan asla geri durmayacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum. Başbakanın da önceki dönemlerde ve denemelerde olduğu gibi artık en küçük bir milliyetçi haykırışta çark edip milliyetçi duygularını hatırlayıp kim olduğunu hatırlayıp titreyip kendine gelmekten vazgeçmesi, tornistan yapmaktan vazgeçmesi, çark etmekten vazgeçmesi lazım. Kaptanın iyisi dalgalı denizde belli olur. Bu süreçte de göreceğiz ne yaptığını, ne yapacağını hep birlikte izleyeceğiz. Arkasında durabilecek mi? Ciddi, samimi bir müzakere sürecini başlatabilecek mi? Yoksa önceki dönemlerde olduğu gibi en küçük bir zoru görünce kaçmayı mı deneyecek? Bunu birlikte, hep birlikte izleyeceğiz. Önümüzde çok zaman yok ama çok acelemiz de yok. Sağlıklı bir süreç ilerletmek durumundayız. Olacaksa eğer, kalıcı bir müzakere sürecine girilecekse, bütün bu koşulları hep birlikte sağlayabilirsek, biz zaten parti olarak bunun için varız. Zaten görevimiz, rolümüz, misyonumuz bunu sağlamaktır. Tam da Orta Doğu'da kazanın bu kadar kaynadığı, Suriye'de, Irak'ta, İran'da bu kadar karmaşanın yaşandığı bir dönemde Kürt ve Türk ilişkilerinin önümüzdeki yüzyılda nasıl olacağına dair yeni bir hukuku belirlememiz lazım. Mesele bu kadar ciddidir, bu kadar önemlidir. Önümüzdeki yüzyılda Orta Doğu'da 40 milyonluk Kürt halkıyla Türk halkı veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl yaşayacak? Hukuku ne olacak? Bunu yeniden belirleyeceğimiz günlerdeyiz. Biz birlikte yaşam, eşit hukuk, özgür yaşam taraftarı olacağız. Savunduğumuz ilkeler bu olacak. Bunu sağlamak için gayret edeceğiz. Eğer muhataplarımızla bu ciddiyetle, böylesine sorumlu bir yaklaşımla meseleyi ele alırlarsa ben hızlı şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Sayın Öcalan'ın bu konuda katkı sunmaya, bu konuya öncülük etmeye hazır olduğunu biliyoruz. İlettiği bu mesajın çok güçlü bir mesaj olduğunun farkındayız. Bu mesajın, bu çabaların boşa gitmemesi hepimizin boynunun borcudur. Hükümet tek başına bu sorunu çözemez. Bunun da farkındayız. Destek almadan bu konuda yol açıcı, ön açıcı fikirlere açık olmadan bu süreci ilerletemeyeceğinin farkındayız. Şu aşamaya gelinmesine biz destek sunduk. Ama bundan sonraki aşamalarda ilerlemek istiyorsa hükümet, ki arzumuz budur, o halde bütün bu ilkesel yaklaşımları dikkate alan bir politikayı biz görmek istiyoruz. Partimize, bloğumuza ciddiyetle yaklaşılmasını, muhataplık düzeyinin bu seviyede ele alınmasını ve bu çerçevede pratik adımlar atılmasını biz bekliyoruz. Önümüzdeki günler kalıcı bir müzakerenin ve sonrasında onurlu bir barışın vesilesi olsun diyoruz. Hepinizi bir kez daha en içten duygularımızla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılar diliyoruz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sayın eş genel başkanımıza konuşmasından dolayı teşekkür. Eş genel başkanımıza konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.